Hoş geldiniz. İtalya, İspanya, Yunanistan, Fransa ve Portekiz Avrupa Birliği'nden destek alarak üretimi yaygınlaştırmaya çalışıyor. Bizse mevcut bahçelerimize ya yeterli bakımı çok az yapıyoruz ya da hiç yapmıyoruz. Almanya ta Arjantin'i, komşumuz Azerbaycan'ı, Gürcistan'ı destekliyor. Ne diye destekliyor? Sırf Türkiye'nin bu piyasadaki üstünlüğünü kırmak için. Evet. Taze fındık tezgaha indi. Hayırlı uğurlu olsun. Taze yeşil fındık bulunur tabelalarını özellikle Karadeniz yollarında görmeye başladık. Yani hasat yakın. Üreticinin ilk beklediği konu tabii ki fiyatlar. Çok zor ama hani isteyenin bir yüzü demişler. 200 liraya kadar beklenti var. Geçen sene Giresun kalite 84, Levant kalite 82,5 liraydı. Eğer hükümet çaya verdiğimiz artış oranını fındığa da verelim ayıp olmasın derse 130-140 lira bandında bir fiyat açıklar. Son 5 yıldır 3 dolara yakın bir fiyat veriliyor fındığa. Bu yılda öyle olsun denirse fiyat 100 lira olur ki üretici beklentisinin çok altında kalır. Gerçekçi fiyat 5 dolar seviyesinde diyen de var. Ben son 20 yılına şahidim. Fındık kasadı başlarken konular hiç değişmez. Rekorte tahminleri. Herkes kendini kendi çıkarına göre bir tahmin açıklar. Fiyatlar dalgalanır. Kimi maliyetler arttı der, kimi ne maliyeti kardeşim üretici sadece bahçeye hasat için giriyor. Bahçe sahibinin bahçesinden haberi yok. Ne çıkarsa o der. Rekolte tahminleri konusunda ama her kafadan bir ses çıkması e, sorunu son dönemde bir nebze çözüldü ama bu yıl mevcut ekonomik koşullardan dolayı bu sefer kimse fiyat tahmininde bulunamıyor. Ürünün kendine özgü gerek üretim gerekse pazarlama açısından tam bir sorununa el atılıyor. Çözüm geliştiriliyor, proje uygulanıyor. Bu kez genel ekonomik durum piyasayı spekülasyonu açık hale getiriyor. Fındık üretim alanlarında, üretim miktarında ve dış ticaretinde dünya lideriyiz. Bunu hepimiz biliyoruz. Çok fazla rakama boğmayayım ama şunu bilin. Üretim alanı açısından bizden sonra gelen dört ülkeyi yan yana koyun. Bizim dörtte birimiz bile etmiyor fındık bahçeleri açısından. Buraya kadar güzel bahçemiz çok. Ama Amerika bir de karalandan 285 kilo fındık topluyor. Yunanistan 248 kilo. Çin, Ermenistan 200 kilo. Gürcistan 180 kilo asat yapıyor. Biz 93 kilo. Dünya ortalamasının bile altında. Avrupa'lı fındık tedarikçisi firmalar, hani bazı ürünlerini kaşık kaşık yiyebiliyoruz ya bazılarımız onlar yani. Gürcistan'ın Bakirova özelliğine sahip tarım alanlarını 50 yıllığına kiralamışlar. Verimi yüksek yeni fındık bahçeleri tesis ediyorlar. Bizim üretimin yoğun olduğu Doğu Karadeniz bölgesinde bile fındık bahçelerinin çok önemli bir kısmı 50 yıllık, 100 yıllık. Ekonomik ömür bitmiş yani. Benim ulaştığım en eskisi 40 yıl önce yazılmış raporlardan günümüze kadar gelen tüm belgelerde kopyala yapıştır bir tane cümle var. Ne biliyor musunuz? Fındık bahçelerinin yenilenmesi gerekmektedir. Bu bir. iki iklim değişikliği. Yetkiliyor tabii ki. Bakın hasat tarihleri bile öne çekilecek büyük ihtimalle. Ama Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kendi raporu diyor ki, iklim değişikliğinin başka bir boyutunu gözler önüne seriyor. Verimde ciddi kayıplara sebep olan bakteriyel yanıklık, küllen, medal kanseri, kök çürüklükleri, fındık kurdu, fındık kozalak akarı, yeşil kokarca, kahverengi kokarca. Şimdi bunlar iklim değişikliğinin de etkisiyle birlikte nasıl bir seyir izleyecek acaba? Bir önlem alınması lazım bunlara bir bakalım diyor. Tarım Bakanlığı'nın raporu. Dünyaya geçelim. İthalatının yarısını Almanya, İtalya, Fransa yapıyor. Fındık tüketimine baktığımızda Almanya birinci, İtalya ikinci. İkisi de yüzde yirmişer. Dünya fındık üretiminde lider konumda olduğumuzu söylemiştik. Bizim toplam fındık tüketimindeki payımız yüzde dokuz. Neden? Çünkü sanayimiz yok. Ya da çok az. Bakınız dünyada fındık üreticisi ülke konumunda olmayıp da ihracatçı olan ülkelerin çoğu Türkiye'den ithal ettikleri fındıkları işledikten sonra ihraç eden ülkeler. Bizden alıyor katma değer satıyor. Bu ülkelerin önemli bir kısmı da tabii Avrupa Birliği ülkeleri. Ne yapıyorlar? Fındığı şekerleme ve çikolata endüstrisinde kullanıyorlar. Sanayi dediğimiz bu işte az önce. Türkiye bir yandan verimi arttırmaya yönelik çözüm odaklı uygulamaları daha hızlı hayata geçirmeli. Diğer yandan da farklı pazarlama stratejileri geliştirmek durumundayız. Özellikle Çin, Hindistan gibi uzak doğu ülkelerine yönelik Türk fındığı markası var tabi ama daha katma değerli ürünlere işlenip fuarlarda, organizasyonlarda, etkinliklerde tanıtımına öncelik bunlara destek verilmeli. Yeterli mi? Çoğu uzman değil diyor. Türkiye fındık tarımında büyük ölçüde düşük verimliliğe neden olan yapısal sorunların üstesinden eğer gelemezse 2037'de Türkiye'nin dünya fındık üretimi içerisindeki payı kesinlikle %50'nin altında olur. Hatta %47 olur diyor uzmanlar. Açın bakın sorun. Ülkemizde verimlilik dünya ortalamasının çok altında. Dünya ortalaması 100-110 kiloydu. Biz söylemiştik bizde 93 kilo. Peki ne yapalım? Bahçeden bahçeye büyük verimlilik farkları var. Bu durum değişmezse iki şey olur. Düşük verimli ve mekanizasyona geçememiş on binlerce fındık bahçesinin geliri bakım ve hasat maliyetlerini karşılayamaz. E sonuç? Sonuç yüz binlerce bahçe sahibi baskı yapar hükümete. Bu da Türkiye nüfusunun yüzde onla tekabül ediyor. Karadeniz bölgesi. Devlet bu durumda şunu yapar, uluslararası fiyatın üzerinde bir fiyatla fındık almaya mecbur kalır... ...sonra zararına satar, bu bütün ekonomiye zarar. Ya da bu bahçeler tasfiye olur, yani yok olur. Fındık e, tarımı yüksek mekanizasyon sayesinde... ...birim maliyetlerini düşük tutmayı başarabilmiş... ...modern bahçelerle yoluna devam eder. Bu ikinci senaryo güzel değil mi? Peki, o bahçelerin o verimli mekanizasyona alışmış bahçelerin sahibi kim olur sizce? Hoşçakalın.